Arkadaşlar merhaba. Bu programımızın konusu EKF, yani Ege Kinoloji Federasyonu. Yeni kuruldu biliyorsunuz. Neden kuruldu? Niçin kuruldu? Neden kurulması gerekiyordu? Hedef ve amaçları ne? Onları anlatayım ben size. Şimdi bildiğiniz gibi biz yıllardır Türkiye'de köpekler kayıt altına alınmalı, secereleri olmalı, soykütük belgeleri bilinmeli mantığıyla hareket eden, mutlaka kayıtlı üretimi savunan insanlarız. Geçmişte de o yüzden ilk Türkiye'de kurulan federasyonun içinde yer aldık yıllarca. İlk dernekleri kurduk, ürettiğimiz köpeklerin derneklerini. Ancak orada çok büyük bir kirlilik, böyle ahlaksızlık boyutunda ilişkiler olduğu için bizim kurduğumuz dernekler, yok işte yani bunlar federasyonun içinde delege olurlarsa disiplin isterler, İşte ahlaksızlığa göz yummazlar mantığıyla bu adamlar hep bizim dernekleri kabul etmediler. Yarışma pistlerinde biliyorsunuz avanta ilişkileri soktular, para ilişkilerini soktular, adamcılık ilişkilerini soktular. Zaman içinde o kadar ileriye gittiler ki kendilerine oy vermeyen Amerikan staff gibi köpeklerin yasaklanması için meclise yazı yazmaya kadar götürdüler işi. Kirlilik, pislik, işte kayyuma düştüler bir dönem. Birbirlerinin yolsuzluklarını açıkladılar. Yani iki tane adamın tekeli haline dönüşmüş, bir federasyon haline gelmişti. O yüzden bizim sıtkımız sıyrıldı. Ringler berbat. İki yıl önce biz böyle ahlaklı gördüğümüz üretici, ciddi arkadaşlarla, ırk üreticilerle bir toplantı yaptık. Dedik ki biz 10 yıl boyunca elimizden geldiğince köpek ırklarını yükseltebilmek için, destek olabilmek için projeler hazırladık. Dernekler kurduk. Türkiye'deki köpekçiliği geliştirebilmekle ilgili yaptığımız bütün çalışmaları yazılı hale döndürdük ve bunlara gönderdik federasyona. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapmadılar. Yapmadıkları gibi ne yaptılar arkadaşlar? Kendi ahlaksızlıklarını meşrulaştıracak davranış biçimleri içine girdiler. 10 yıllık mücadeleden sonra biz gördük ki bir şeyleri düzeltebilme şansımız yok. Ahlak getirebilme şansımız yok. Disiplin getirebilme şansımız yok. İşte dediğim noktada ciddi ırk üreticisi arkadaşlarla bir araya gelerek dedik ki biz kendi derneklerimizle ahlaklı, etik bir federasyon kuralım. Çünkü yani herkesin kandırıldığı gibi biz de kandırılmıştık. Niye? Adamlar para kazanmak için üretici isim belgesi diye bir şey icat etmişler. Onu satıyorlar. Devlet kabul etmiyor. Şimdi cahil konuyu bilmeyen insanlar üretici isim belgesi aldıkları zaman sanıyorlar ki üretici oldular. Köpek üretip satmaya kalkıyorlar. Bu sefer ceza yiyorlar Tarım Bakanlığı'ndan ister istemez. Çünkü yani Tarım Bakanlığı'ndan onay almak gerekir. Onun dışında yaşanan süreçlerde ne vardı? İşte hakem ayak oyunları vardı. Bunların engellenmesi gerekiyor. Beşeri anlamda, yani insan ilişkileri anlamında. Ayak oyunu olmayan ringlerde köpeklerin sahiplerine göre değil de köpeğe göre değerlendirmeler yapılan işlemler yapılması gerekiyor. Zaman içinde bunlar adamcılık geliştiği için, şimdi herkes kendi adamını öne çıkarttığı için ne oldu? Adam melez köpek üretiyor ama hakem onun adamı, cebine 3-5 kuruş koyabiliyor. Koyduğu zaman ne oluyor? Melez köpeklere bile safkan secereler çıkıyor. Bunların hepsi bozukluktu. Yani bizim rahatsız olduğumuz şeylerdi. Ringlerden tutun da davranış biçimine kadar. Tabii ilk ahlak tartışması yapıldıktan sonra ciddi arkadaşlarla beraber sıkı bir disiplinle bir federasyon kurma kararı alındı. 2 yıl önce. 2 yıldır altyapısı hazırlanıyordu. 5 dernek bu konuda öncülük etti. 5 dernek öncülüğünde Ege Kinoloji Federasyonu 18 Şubat itibariyle resmi onayını aldı arkadaşlar. Şu an internet sitesi hazırlanıyor. Kayıtlı federasyonumuzda, yani derneklerden dolayı kayıtlı 2000 civarında köpeğimiz var. Her geçen gün talep artıyor. Diğer federasyonlardan gelenler var. Ege Kinoloji Federasyonu arkadaşlar bir kere ring garantisi veriyor. Ringde adam kayırımcılığı yapılmayacağının garantisini veriyor. 2. Ege Kinoloji Federasyonu Tarım Bakanlığı ile uyumlu ve organize bir halde çalışma garantisi veriyor. Ege Kinoloji Federasyonu vereceği bütün derslerde hakemlik
sınavlarında, üretici sınavlarında, pansiyoner sınavlarında, kahya sınavında vermiş olduğu bütün diplomaları üniversite ortaklığıyla verme garantisi veriyor ve sizin e-devletinizde diploma verme garantisi veriyor. Yani işin içinde devlet ciddiyetini koyarak devam ediyor Ege Kinoloji Federasyonu. Buradan bu programı seyreden arkadaşlar köpekleri seceresiz olabilirler. Başka federasyona kayıtlı olabilir köpekleri. Onay almak kaydıyla Ege Kinoloji Federasyonu'na gelebilirler, katılabilirler. Yeni açılışta diğer federasyonlardan secereli köpeklerin secereleri motomot uyumlu olarak kabul edilecek Ege Kinoloji Federasyonu'na alınan kanal doğrultusuyla. Hepinizi biz Ege Kinoloji Federasyonu'nda görmek isteriz. Böyle daha dar ama hani bizim hayata bakış açımızı biliyorsunuz. Hani biz niteliğe önem veririz. Nicelik olarak çok kalabalığa ihtiyacımız yok. Nitelik olarak öz nitelikli bir federasyon olsun istiyoruz. Tabii insanlar ne diye kandırılıyor? Yok uluslararası geçerli seceremiz var diye kandırılıyor. Arkadaşlar o uluslararası geçerli denen secerenin peşinde koşan arkadaşlar ömürleri boyunca Avrupa'ya bir tane köpek satmamış adamlar. Şimdi biz Guardia Turca çiftliğinin sahibiyim ben. Biz ayda ortalama 10 ila 20 yavru arasında özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yavru göndeririz. Dünyanın birçok yerinde göndeririz. Daha benden köpek alırken Avrupa Birliği'nden ya da başka yerden sizin secereniz işte şu federasyona bağlı mı, bu federasyona bağlı mı diye soran hiç kimse olmadı. Bizim milli bir duruşumuz var arkadaşlar Ege Kinoloji Federasyonu olarak. Ege Kinoloji Federasyonu'nun uluslararası çalışmaları da var. Biz gidip Avrupa merkezli bir yerlerin payandası olup onların arkasına takılıp yabancı federasyonların elini eteğini öpmek yerine biz yurt dışındaki bizi tanıyan, bizi merkez olarak gören ülkelerle anlaşmalar yapmaya başladık. Onlarla görüşmelerimiz var. Yani derdimiz şu. Hiçbir zaman biz kalkıp da bizim merkezimiz Brüksel'de, bizim merkezimiz Anya'da, bizim merkezimiz Konya'da diye Avrupalıların eteğine tutunduk diye hava atacak insanlar değiliz. Biz milli insanlarızdır. Biz zaman içinde size duyurularla devam edeceğiz. Bizle anlaşma yapan ülkeleri, bizim merkez, bizi lider kabul edip bizle anlaşma yapan ülkeleri tek tek size açıklayacağız arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Biz Ege Kinoloji Federasyonu'nun tüzüğünü hazırlarken her şeyden önce emekli albay Oğuz Oktar arkadaşımız çok, yani 8 aya yakın bir çalışma yaptı tüzükte. Çok katı bir tüzük hazırladık. Kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Hayata bakış açımızı da biliyorsunuz. Türk köpekçiliğini biz dünyada İspanyol ekolü, İngiliz ekolü gibi, Amerikan ekolü gibi ekollerden aynı seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Onun da mücadelesini veriyoruz zaten. Türk köpekçiliği açısından Ege Kinoloji Federasyonu bir kazanımdır. Diğer federasyondaki arkadaşlar, diğer federasyonlardaki arkadaşların hepsiyle de istişare halindeyiz, görüş halindeyiz. Durum bu arkadaşlar. Gelmek isteyen herkesi Ege Kinoloji Federasyonu'na bekleriz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.